Yani üç kat şey yapar. Birden renklerini, çizgilerini, ruhunu taşıyor. Harika, mükemmel bir maket değil mi arkadaşlar? Şahane de oluşturur. Birinci kat şu anda bulunduğumuz yer büyük bir salon. Etrafta da 6 tane oda var. İkinci ve üçüncü katlar da bunun aynı. Toplam 18 oda, 3 büyük sanat şaheseri. Malzemesi de bugün bulunur yaptırılır gibi değil ha. Üçüncü kattaki şu yatak odasının duvarına konduğum çizgileri görüyor musunuz? Nedir o? Nedir? Konağın ruhu. Büyük babamın sevgili levhası. Canımdan daha kıymetli. En büyük Türk kartlar ve tezgipçinin elinden çıkma. Ben maketi konaktan çok sevdim. Siz asıl konağın manasına bakın. Üçüncü kattan elleri titreyen illetli büyük babam ve kalp hastası büyük annem. Tabi burası namaz niyaz katı. İkinci katta dul annem ve hiç eksilmeyen misafirleri. Birinci katta kum arma gün vesaire yer yani. Ooo çok iyi. Neler söylüyorsun? Ya bizim kat abi, bizim kat nerede? Açın artık şu lambaları da açıkça söyleyin. Bizim katta benim ve kardeşimin çerçevesi. Dans, içki, başıbozukluk, rezalet katı. Düşünün siz, zaman boyunca değişen nesiller nasıl da yuvarlanmış aşağı konaktan. Birinci katta 25'likler, ikinci katta 50'likler, üçüncü katta 75'likler. Sen kendini hakaret ediyorsun. Ne hakareti bak, ıssız sporcu. Allah sana bir şıkkınla tahta perdeleri dendirecek ayaklar vermiş ama kafanı ve beynini öyle cılızlaştırmış ki en ufak bir fikir zarını dahi denemezsin yani. Aa şimdi nişanlı mı hücum yani abi? Nişanlı tam sana dedik. Ben kimseye hakaret etmiyorum kızım, sadece bir fikir meselesi koyuyorum ortaya. Fikir meselesi mi? Sana diplomayı bunun için mi verdiler? Konağın maketini yap diyeni, nesillerin tahribini yap diyeni. Evet, senin bile anlayabileceğin bir madde planı diye verdiler ama ben bundan bir ruh planı çıkarıyorum ortaya. İkini beğenmiyorsunuz ama bütün kızlar kadınlar ona bayılıyor. Ha, beni size beğendiler mi bayasın? Ne diyorsunuz ya? Ne olmuş, kim olmuş bu değişikliğe sebep? Ya sen mide gurultusu şahidi. Şimdi de kafanın beşini toplamı değiştiriyorsun. Tekne yalakalık yapıyorsun ha. Beni bırakalım bir köşeye. Asıl sen rapor tutar. Sen ne zamandan ben aslında beğenmez oldun? Ay haberiniz yok mu? Benim abim artık mukaddesatçı, maneviyatçı, şu var ya şu eskici, gerici. Ne olmuş, kim olmuş ki bu değişikliğe sebep? Sizin köstebek hayatınız. Hayır canım, ben söyleyeyim, dinleyin. Eyüp Sultan'la bir hak var mı kızı? Kes sesini, boş ver. Hadi git de maketini getir şu kızın, görelim bakalım marketini. Güzel. Mutlattan da kızı mı? Ay hiç sormayın, böyle kara, çember de kalmayacak da. Dükkanında böyle A'dan Z'ye kadar lüzumsuz ne varsa satılıyor. Hele bir de kızı var ki, şimdi gelince görürsünüz böyle uzun boylu çirkin bir şey. Böyle siyah bir geldirmesi var, yeşil başörtüsü. Hiç sormayın. Ciddi mi? Doğru mu söylüyorsun? Bizim küçük bey, uzun bir hikaye ver. Eski mimari eserlerin yeri bir kişiye bekliyor. Orada bir camideyken aktara rast gelmiş. Aktar camideyken dükkanı bekleyen kız. Kıza yakın mı fena geldi? Çok orijinal. Masal gibi bir şey, inanamıyorum. Ama çemberse de kadar çıkmaz istiraz olmak inanmıyorum yani. Yani şu var ya, o kadar seviyor ki o kenarın dilberini. Neredeyse melankoli hastası olacak yakında. Ama çember sakallı aktar, kapalı bugün adamı. Sokuyor mu tırnakları bizim kim beyine? Bizim küçük bey birkaç aydır ahlaki iman terbiyeliği sayıklamakta. Kimden öğrendiniz bunları? Kimden olacak? Annemden. O kimden öğrenmiş? O da annesinden, büyük annemden. Ne demiyor? Ya hiç sormayın. Vurlar! Bu kadar adamı öşemedin ya. Ben şimdi bir işe yaradım. Allah'ım şuna bakın ya. Nişanlım sen tabii güzelden anlarsın yani. Süper olmuş ya. Var şimdi şu siyah geldirme nasıl olmuş? Yeşil başörtüsü. Şu suratına bakın, makyaj falan hiçbir şey yok. Güzel mi? Ya Ayşe yeter ya. Ama neydi? Teori. Bir dakika, bir dakika. Kim onu? Ne diyor bu gene ya? Ne diyor? O gözlerinden kaç veriyorsun buna? Hiçbir çok yani bu fazla. Başörtü de yok ya. Süper olmuş yani. Gel gel. Yok, nereye zillik? Ne kepazelik? Şuraya zilliğinizi görüp de bu tavanlar üstümüzde nasıl dökülmedin mi? Kim bunlar? Arkadaşlar, genç şairlerimizden. Bunlar da torunumuz Aysel'in arkadaşları. Güzel kızlar. Ama bir onlardan ders almışlar benziyorlar. Onlar da ders verecek hale gelmişler. Şair bey. Buyurun efendim. Biz neden bir dikiş iğnesi bile yapmayı beceremeyiz de. Vakıfların bazenleri tatlısı onlara da. Bu konular derin mesele efendim. Ne derin ya? Taklit hayvan taklit etmekle başlar. Biz bak bunların hayvan tarafımız onları geçmişiz de. İnsan tarafına bir türlü giremiyoruz. Şimdi biz hayvan mıyız büyük babacığım? Şimdi küçük hanım, siz masum bir hayvancık olsaydınız, daha ne isterdiniz? Sen neredeydin? Hiç büyük baba, çocuklarla otururken bir karartı gördüm, oraya kadar gittim. Kimmiş o? Önemli değil efendim, Eyüp'te tanıştım, kendi halinde Müslüman bir aktar. Eyüp'te karşı kadar kızlarına bilecek misin? Yok, siz benim bu konak dersi yazan duyduğumu bilmiyor musunuz?
Neymiş atların hikayesi? Sana anlatırım. Kızım, sende bir tuhaflık var. Bu senin doğal kılığın. Küçük bir şaka büyük babacığım. Evliler senin kızına benzetti kendisini. Neden? Neden olacak? Şu Yüksel'in çılgınlar gibi sevdiği kızı canlandırmak için. Doğru mu Yüksel? Ya bunların hepsi maskarlık büyük baba. Yaklaş bakayım bana kızım. Sen Yüksel'in sevdiği kız mısın? Hayır efendim, onu benzeriyim. Benzeri mi? Bu halinle bir parçalık da annenlere, babaannenlere benzemiyor musun? İyi ama, efendim. Kendi çocukları ona benzeyecek. Hayır, benzemeyecek. Dava sizinle ediyordu adınızı devam ettirmekse, yarım asır sonra sorumlandır. Yanlarında bir yaprak parçası bile takmadan gezecekler. Ya da utançlarından ışıltısız çuvallar içine girecekler. Affı buyurun, beyefendi hazretleri. Büyük anneler gibi kargaya mı benzesin yine yetişenler? Doğru. Bizim karga yumurtalarımızdan yılanlar, çıyanlar çıktı. Karga dediğin yumurtasıyla kanarya dahi çıktı, onun kargasıyla da. Biz sizi göre göre kafamızda besledik. Bakalım sizin yumurtalarınızdan neler çıkacak. Biz yaşlandık. Gitmekte olduğumuzu biliyoruz. Fakat sizin gibilerse hep kalacağını sanır. Ne dersiniz? Allah sizi başımızdan eksik etmesin büyük babacığım. Sus, yalan söylerken de utanmıyorsun. Sen beni çekebilir misin? Ben edeyim ki rahatlayasın değil mi? Hadi Yüksel, seninle bizim kata çıkalım da seyirte kızı konuşalım. Yapsak en kısa zamanda 10 milyonumuz olur. Görmüyor musunuz nasıl dikine girerinden? Satılar yakın.
ahmaklaşma dakika. Spansiye para bir kere yazsın, senin hesabına geçmesi kolay. Satmalar işte, ne yapalım? Koları var. Ne sorayım? Hem de parayı bankada doğrudan dolayı senin adına yazdıracak bir yol. Tertemiz. Nasıl bir iş bu? Her gün ne yaptın, yine nereden vereyim. Allah'ım korkunç. İndir elini yüzünden, bana bak. Bunu yapacaksın, 2000 lira alacağız, geçireceğiz. Buna bağlısı da birbirine yazdım. Yapamam. Ailemi katil olamam ben. Bırak boş lafları ya. Sıkıntılar aptal. Süreceğim zararı düşün. Sen bana daha kaç sene tahammül edebilirsin? Ölünceye kadar. Sen benim için ince olduğunu unutmak istiyorsun. İnanmıyorum. Şu teker gibi yalan söylüyorsun. Kızımı arkadan bilmiyorsun değil mi? Seni şerefimle teyit ederim ki Ayşe'nin sıkmaktan başka bir temas yok. İnanmıyorum. Senden paramı teşhisini almadın mı? Sen bana daha kaç sene tahammül edebilirsin? Zamanenin kızı seni bırakır mı hiç? Beni istemedikten sonra ne yapsın? Hiçbir sözüne inanmıyorum. Bana inanmıyor musun? İnanmıyorum. Karar ver öyleyse. Yapamam Tekin, anlamıyor musun? Yapamam. Ne yapılacağını sanıyorsun yapamam diyorsun? Bir enjeksiyon demek mi? Hayır, enjeksiyon bile değil. Her gün annenin damarına sıktın, kalp ilacı. Evet. İşte bir gün kalp ilacının yerine boş olarak iğneyi damara sıkacaksın. Anlamadım. Diyorum ki, kalp ilacını çekmeyeceksin, iğneyi damara boş olarak sıkacaksın. Ne çıkar ki bundan? Madem ki bir şey çıkmadığını da yapamam diyorsun. Herhalde bir bildiğim var. Bildiğim şu, senin iğneyi yaptıktan kısa bir süre sonra annenin kalbi duracak. Ne zehir, ne yaralıyız, ne yaralıyız. Korkunç bir şey bu. Yapacak mısın? Yapamam diyorum sana. Emeklerini feda etmeye rahatsın. Of Tekin, seni feda etmektense her şeyimi, bütün dünyamı feda etmeye razıyım ben. Ama bunu isteme benden. Ama irade değil. Ne irade, irade mi bıraktın bence? Evet hanımefendi, muhterem pederiniz tuttur. Yoğundan da korun yükseğe geçen her şey tuttur. Arkadaşın siz daha varsa artık çekilme daha geldi. Ay ben de bunun için geldim. Ya konağı resmen zapt edelim ya da başımızı alıp gidelim buradan. Of görmüyor musunuz? İhtiyar kendi katına aynı bir giriş tertibi yapılmasına bile izin vermedi. Güya dizginleri bizim elimizdeymiş. Asıl bizim dizginlerimiz ondan. Titreyen elleriyle de anlayan her şey ihtiyar. Doğrunun keresesi, ahşap konak yok sanki. Bu ne? Ya Allah'ım yine beni çağırıyor. Çıldıracağım ya. Şöyle konuşalım bakalım senle Tekin Bey. Sen ne konuşuyordun annemle? Gelirken duyduğun şeydi. Konakta uzunluğu. Sana ne? Sen bu konakta yaşamıyorsun. Evlendikten sonra nerede oturacağız? Herhalde değil mi? Hanımefendi rahatınız ya. Rahatınız için tedbirler almasını istiyorum. Hanımefendi. Ben hanımefendiyim. Sana bakışını hiç beğenmiyorum. Ama da yapma. Hele senin ya hanımefendiciğim. Anneciğimlerini hiç beğenmiyorum. Saçmalıyorsun. Saçmalıyorum demek. Kaç aydır ben sana ne gün evleneceğiz, ne zaman evleneceğiz deyip durmuyor muyum? Evet. Yeter artık beklemekten. Bıktım. Usandım artık. Çocuğu düşüreceğim. Düşüremezsin. Evleneceğim. Ne demek düşüremezsin? Sen beni himayesi bırakırsan öyle bir düşürürüm ki yorulur. Olmaz anladım. İzin vermiyorum. Allah Allah, beyefendiye bak ya, hem beni himayesiz bırakıyor, evlenmiyor, hem de çocuğu düşüremezsin, evleniyor diyor. Duyarsa duysunlar, şimdi ellerini kılık bile kadınları gibi belime koyup bağırırım. Küçük bey beni hamile bıraktı, evlenmeye de yanaşmıyor diye bağırayım mı? Bir tane demin rahatsızlık geçer. Fazla yorulmaz. İş olmaz.
Annen yine yazılıyor. Birazdan gelir yapar. Ya şu topçu parçası Tekin? Aman bey, onu hiç sorma. O Belkıs'tan da ateşli. Ne zaman Belkıs yalvarmaya gelsin, o da peşinden geliyor. Ne diller döküyor? Ne bileyim, 2 milyon diyor. Amerikalılara satılacakmışız. Atarsak bunun gibi 10 tane konak alırız diyor. Diyor da diyor işte. Belkıs da bir sultan muhakkak diyor. Sevgili damar. Öyle bey, öyle. Ama sana bir şey diyeyim mi? O çocuğu hiç gözüm tutmuyor benim. Nereden bulup çıkarmış da Aysel? Benim de tutmuyor. Nereden bulup çıkarsın? Evleri selleri götürürken bir kova suyla gelen onu nereden çıkarır? Görmüyor musun bak ya bu ya? Gökten yükselle, tekinle, Aysel'ler iniyor. Benden büyük ola. Sen ve benzerlerine ayrılıyorum yavrum. Sen bu acı gerçeği konuşabilecek müstasna kişilerden. Birisi bir kişilerini görebilecek sağlam. Daha ne istiyorsun? Yolunu bulmak istiyorum Mikola. Yolunu bul. Tek işi işaret olmayan. Her ağacın bir kaplan gibi ağzını açtı ormanda. Söylelerine ne kadar yansam az. İşte bunun için. Bunun için seni köşe bucaklar çekti. Eyüp Sultan, getir bakalım bu hikayenin sonunu. Hepsi anlattığın kadar. Hepsini anlatmadın. Herkesin evvel gelip büyük annesini anlattı yavrucağım. En büyük eşekliği de orada yapmışlar. Sen de gittin ama Nişantaşı Ajansı'nda kızla yetiştirdin değil mi? Niye öyle diyorsun bey? Anasaydı bilmek hakkı değil miydi? Ne olacak senin bu saflığın? Eğer senden evvel gözlerimi kapayacak olursam, ilk uzana nerede kalır bu konu? Allah korusun bey, Allah başımızdan eksik etmesin tamam, seni. Tamam. İsmi ne kızın? Emine. Ona Emine ile Yüksel'imdir. Bak daha dünkü çocuk, bugün kız peşinde başlıyor. Nerede gördün? Babas camiye giderken dükkana bakan kendi halinde minyatür ürünü kız. Kıza tutuldun demek ha. Babasından istemedin. Cesaret edemedim. Sadece aktarın dostu olmakla kaldım. Nasihatlerini dinledim. Anlamadım o kızın da sevdiğini. Galiba anladım. Adresimi verdim. Gelip sizle tanıştırmaktı niyetim ama bu akşam geldi işte. Rezaletin en büyüğüne çattı değil mi? Sormayın büyük oğlan. Giderken ne dedi? Artık gelmeye hacet yok, dükkanda görüşürüz dedi. Allah hepimiz ıslah etsin dedi, gitti ya. Allah kolu halin kimliği göstermiş ona. Öyle deme bey, öyle deme. Ben eminim ki aktar biliyordur Yüksel'in kızını ne kadar sevdiğini, ne kadar temiz bir çocuk olduğunu. Hem bu konakta çürümedi, bu konakta senin gibiler de var, benim gibiler de Yüksel gibiler de var. Nerede kaldı bu yine? Her şey hazır. Yine içeride. Anneciğim ben içeride yine yapalım. Yat ne yapıyorsun içeri? Evet, iyi seyredin. Ne var ki seyredilmeyelim? Hanımefendi iyi yapmakla iki dolusu olduklarına baktı. Yoksa ne kadar ana fazla olduğunu alın. Babacın ödün versin. Ben vermesin diye. Yemin asıl tabii. Mesela vermese ne olur? Konağın 4'te 3 payı verdiler. Bir pay da bana kalır. Derken tarafınızdan dava. Halis'ten çift konaktan Recai Bey kalır. Sizi bilmem ama bu konak benim taburum. Etime, sinirime yapışır. Onsuz yaşayamam. Ne oluyor büyük baba ya? Büyük Sürersa'dan evden sonra şimdi sana konağı mı sattıracaklar? Ne o? Senden gizlediler demek ha? Anayın beklerdi şimdi bu. Akıl olacağız da inşallah. Niye bana haber vermedin? Haber vermeyeceğim bir şey yok. Beyefendi büyüdü. Büyük babacım ya. Siz kendi katınızda sessiz sakin otursanız da biz de kendi katımızda dansımıza, eğlencemizi bıraksak olmaz mı yani? Şimdi de etimi, sinirimi kesip bu kadar yeter mi demeye getiriyorsun? Sizde utanma, arlanma diye bir şey yok mu? İnsaf duygusunun ne kadar lüzumsuzluğunu ispat etmek için mi geldiniz buraya? Aman babacığım, yine mi sinir? Nasıl sinir olmam? Annen toprağın altındaki gelinlik odasıyla, siz de konağınızda yetmez misiniz? Bunlar iki de cabası. Nasıl oldu yine? İyi her zaman. Rahat ediyorum. Uyuyordum. Gidip vereyim. Rahatsız etmeseniz daha iyi olurdu. Rahatsız olsun. Bir şey olmaz o buna kar ya. Yani benimle yolcu bir gezmeye çıkmasın. Ne anladın şimdi bu haftada? Aylardır aşağı kata bir yemeğen kadını gezmeye çıkardım. Hiç farkında. Güzel size bir şey diyeyim mi? Bu ihtiyacım her geçen gün birazcık daha buluyor. Ne yapıyor? Ona karşı müşteri hep bir cephe tutturmamız lazım. Ben de böyle düşünüyorum. Ne diyorsunuz siz ya? Bari benim yanımda kusmayın içinizdekileri. Büyük babam karşı tarafta, ben neredeyim? Yüksel, ya bizimle beraber olursun ya da gidip büyük babacığını korursun, o kadar. Ya bu sana son uyarı canım yani, ya bizden ya da başkalarından mısın? Siz kimsiniz? Onlar bu konağın sahipleri. Sen kimsin? Kim olabilir? Nişanlısıyla kaynanasının sözcüsü. Yuh olsun ya size, yuh olsun ya.
Birlik olup ne yapacaksınız ki? Ne mi yapacağız? Her gün dans, her gün eğlenceye, her gün yaptığımız şeyleri vur patlasın, çal oynasın ta ki... Ta ki ihtiyarlara yüreğini indirinceye kadar değil mi? Hayır canım, ihtiyarlar bizi anlayınca... Allah seni belanı versin ya, akrep yolu. Ben biliyorum anneciğim yarın bunların nereye gideceğini. Nereye gideceklermiş? Nereye olacak Eyüp Sultan'a, o karaçember sakallı Akmar'la kızını görmeye değil mi? Doğru doğru, iyi tahmin ettin. Eyüp Sultan'a gideceğiz. Büyük babamla kayınbabamın mezarlarını ziyaret etmek istiyorum. Ama asıl gitmek istediğim yer var ki. Sizin okuş beyin aklınız buraya. Sen de geleceksin yüksel. Öyle bir yere gideceğiz ki, mezar taşlarıyla, tabrike bacalarını baş başa öğrendiği nokta. Öldükleri sanılanlarla, yaşadıklarını sananlar. Tabii Eyüp Sultan'ım. Öyle, akşam kadar. Niye kalktın yatağından? Sıkıldım bey, kımıldayayım dedim biraz. Rafı getir içeride, çekmecede. Seni otomobillerde, resmi dairelerde çok beklettim. Olsun bey, öyle hayırlı, öyle iyi bir iş yaptık ki. Allah mübarek etsin. Allah ölünceye kadar ayırmasın. Şöyle masanın üstüne koy. Gel yanıma otur. Gelsinler. Kimler varmış? Ben kız nerede? İneği hazırlıyor, şimdi gelir. Güzel. Beklerim bakalım. Anneciğim, onu yapayım. Biraz daha yapsan olmaz mı? Olmaz, şimdi yapmam lazım. Yap bakalım, kızı da söz geçirelim. Ben depolamışım, pasak kızı. Öyle saatlerce geçmiyor. Tamam anne, sıkma. Bugün büyükannenle nereye gittik biliyor musun? Nereye gittiniz Yusuf'a? Doktora gittik. Evvela aklının yerinde olduğuna dair bir rapor aldık. Bu ne esrar? Büyük baba, büyük annem ne kadar buruydu, ne alakası olabilir? Doğru. Dayanamıyorsun değil mi? Al şu zarfı da oku. Seyir başlasın. Anam senden ver, sporcu meydana ver. Anne! Büyük baba, kona yükseli yapmış. Sen bir sürem al. Devam. Sen kaynanla Belkıs diye mi hitap ediyorsun? Allah'ım. Ne yapmayacakmış? Belkıs! Ne yapacaksın? Şey yapmadım baba, bir şey yapmadım diyorum sana. Ne vardı tepsideki hamburgerde? Of, her zamanki gibi katilacı, görmüyor musunuz? Annenin damarına bir şey çıkardı yaptın değil mi? Hayır baba, hayır. Her zamanki gibi katilacını yapacaktın. İneğe neden çekmedin ilaçları? Vakit olmadı. Öldürün bizi. İsterseniz öldürün. Ona karşı kalmış değil. Hayırlı sordunuz yükselin. Şimdi oğluna da bir iğne düşmüşsün de. Analı kızı paylaşırsınız konağı. Lütfen baba, beni dünyanın en az şüphesi altında eziyorsunuz. Lütfen böyle yapmayın. Nasıl ezmem? Tam iğneyi saplayacağın anda gözleriniz atılıp Belkıs dur yapma diyor. Her zaman oynadığı anneciğim, hanımefendiciğim rolünü beceremiyor. Konağın satılmış olduğunu tam o anda duymuştu. Ve böyle taş kesiliyor. Yanlış. Konağın yükseğe geçtiğini böyle pandemi izlen senin için duyunca hanımefendinin koşmaları için çağırdım. Ya Belkıs diye bağırmak ne oluyor? Eşek ağam, ne gidiyor suçmuş. Eşek'e sebep dedi. Konağın satılması. Size ne? Konakta payınız mı var? Hacı! Öyle değil. Bu senin kızın. Evet, benim kızım. Benim de kızım. Ama tamam da değilsin. Seni öldürmek istiyordu. Bay. Konağın satılmış olduğunu bilmiyordu. Aklınca konağın üstüne oturacağım. Zannetmiyorum bey. İğne yapmaya fırsat bulamadan çağırdılar. Sen emin misin? Kızın nerede duran şu boş iğneyi? Sana saplamak üzere bunda. Nasıl emin olmak? Hatta bir kere denedi ama tutturamadı. Boş iğne ya. Ne zehirli bir şey. Nasıl olur? Orasını bilmem. Belki tecrübe ediyordu ama yine de bir şey yoktu. Merhamet edin baba. Lütfen merhamet edin. Nasıl anneme böyle bir şey yapabilirim ben? Merhamet ha. Nereden tanıdın onları? Onlarla her zaman beraberiz. Berabersin ha. Kalbin ele tek çektiği şu dünyada, şüpheden kabustan başka ne kalır? İşte böyle merhametle çekilip gitti aramızda. Görmüyor musunuz batan güneşi? Böyle güneş gibi de kalp merhamet çekiliyor aramızda. Güneş değil, sanki bir cihan batıyor. Evet.
diyorsun? Ya kız beni öldürmek niyetinde değil diye. Ben böyle bir şey kabul edemem bey. Ya doktor evet derse? Doktorun evet demesiyle ben kızın niyetinin ne alakası var? Çok alakası var. Gece gittim sordum. Eğer bir iğne boş olarak damara sıkılırsa, insan beyninde bir damar tıkanmasından hemen ölür. Ve ölümün beyni açılıp bakılsa dahi işi anlaşılmazmış. Neler söylüyorsun bey? Ya, sabaha kadar uyumadım. Gittim araştırdım. Artık yarın ne olacaksa olsun bitsin. Kim nereye gidecekse gitsin. Onlarla aynı yerde bulunamayız. Biz mi gideceğiz konakta? E bizi. Onlar çeksin gitsin. Amalı kızdı. Sağlı soldu. Girerler. Sporcuların kollarına. Gitsinler. Nereye gidecekler bey? Cehennemin dibine gitsinler. Ondan biz düşünelim. Bey öyle deme. Ben kendi öz kızıma torunumu nasıl kapının önüne koyarım? Sen hala merhamet ediyorsun ha. Ne olacak senin bu merhametin? Bey, biz hata yerin başta yaptık. Konağı üstlerin üzerine değil, belçesin üzerine yapaydık. Vereydik tapuyu önlerine. Alın konağınızı başınıza çalın. Biz gidiyoruz deseydik. Ne haliniz varsa görün. Senden de bu beklenirdi zaten. Senin bu hastalık çapında vericiliğin olmasaydı. Onlar bu kadar alabilirler miydi? İyi de bey, çocuğu rahat bırakacaklar mı sanıyorsun şimdi? Ne yapabilirler? Bize de iğne düşürüp öldürmek isteyenler, ona da bir şey bulurlar zaten. Hiçbir şey yapamazlar. Yıkarım dünyayı onların başlarına. Yapma etme bey. Utanmayana karşı utanma olur mu? Büyük baba, büyük baba. Hatta iyiydi. Her gün 11'de uyanlar kalkmış aşağıda bir şeyler çeviriyorlar. Tekin diyanlarında bile. Ya desene meydan var Enes bugün. Kesin. Hatta ben en ayak olayım. Çağırayım onları. Bırak bey. Muharebe açmak isteyenler kendi ayağıyla gelsinler. Gelecekler, gelecekler. Buyurun. Aşağıda toplanmışsınız Küçük Hanım. Olabilir. Kimler var? Ben, Aysel'le Tekin. Vay Tekin ha. Geceyi buradan mı geçirdin? Hayır, sabahtan geldim. Sebep? Sebep mi? Sebep sizi hakka davet etmek. Bak, şeytan beni hakka davet etti. Seni söyleyeceğim. Çökerdi artık. Adam mı kaldırıyorsun yoksa? Aman beni yapmayın, yıkılır giderim şimdi şuraya. Birazdan bekle, ondan sonra yıkılıyor. Nerede ortakları? Çağırsana. Merak etmeyin. Bağırışlarınızı duymuşlardır. Şimdiden gelirler. Gelsinler. Ne var anne ya? Büyük babam yine sana mı bağırıyor? Ne o? Güzel oynayabiliyor musun onu? Sizin babamdan çok kıymetim olduğunu bilirsiniz. Fakat hakattır. Konağın yükselenin üstüne yapmanız açık haksızdır. Bu şekilde hanımefendiden kuru ben koruyacak benim hakat. Bağışta 10 parası kalıyor. Siz varsınız ya. Evlenin. Alın başlığı. Mesine gideriz de neden mirastan payımızı almayalım? Bu söz senden ziyade ben kısa düşmez mi? Hani söz bende. Söz bende. Tekin konuşurken de bende. Her zaman bende. Hem miras yolundan benim aklımı bırakmakla Aysel'e de 5 parasız bırakmış olmuyor musunuz? Hiç olmazsa beni düşünebilirdiniz. Konağı yarı yarıya yapardınız o zaman. Bütünü kaybeder. Yarımı çeyreği de kaybeder. Sana ve anana bu konaktan bir çiğ bile vermem. Bavullarınızı alır gidersiniz. Gitmeyeceğiz. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Hakkımızı alıncaya kadar bir adım atmayacağız bu konaktan. Nasıl alacaksın hakkını? Aysel söylesin. Söyle bakalım. Ben evlenmek üzereyim biliyorsunuz. Evlen. Evlenmeden önce varım yok mu bilmeliyim. Daha ne bileceksin? Bilemezsem evlenemem ki. Evlenme öyleyse. Mecburum da mahkumum. Neden? Senin yanında söyleyemem. Geçeyim sana. Yok. Her şey burada. Şerefli şerefsiz tadması içinde olacak. Bu çare tahmin ben. İğrenç pislik. Yaşınıza burada gelecekmiş. Nina müsaadesin senden mi aldılar? Şerefsizdir ya ne olacaksa olsun görelim artık. Bu ne pislik? Yırtın soy püstü alın, bu kez etki gören var mı? Söyleyin bakalım, alamazsanız ne yapacaksınız? Sizin babamdan çok kıymetim olduğunu bilirsiniz. Fakat bundan sonra bir saygısızlık görürseniz mesul sizsiniz. Buyurun, raporumu oku. Oku bakalım. Gözlerim tam görmüyor. Ne var o kağıtta? Sadık. Küçük hanımın 3 aylık kebe olduğuna dair doktor raporu. Demek siz de boş durmadınız ha? Sokak sokak namuslu olduğunuzun belgesini tedavi geçirdiniz. Ya şimdi, onu alamazsanız da... Evvela kızınız ve torununun namusunu tez edin. Benimkine gelince o takdirleriniz üstünde sizin 75'in bir ihtar olmasaydınız karşılığını görürdünüz. Fakat ne yapayım ki, ihtiyarlığı zırh gibi geçirmişsiniz üstünde.
Herhalde Şerif'i görmüyorsunuz. Devam et, devam. Yapacağımız basit. Daha doğrusu benim yapacağım. Başımı alıp çekip gideceğim. Defol git. Fakat gidiyorum ama hadise yüzünden kalmayacak. Bütün İstanbul, bütün Nişantaşı. Bakkalından çakkalından akademisine, gazetesine kadar herkes. Hepsine sen mi haber vereceksin? Ne lüzum var? Böyle olayların gizli kaldığı görülmüş mü? Eleştiği gibi herkesin tanıdığı bir aile ailesi. Emekli Büyükelçi Recai Beyefendi. Büyükelçi, büyükelçi. Durun, durun geçer şimdi. Düzeliyorum. Yüksel, dinle evladım beni. Yeter artık bu. Yeter çektiklerimiz. Yarın ben tezi yok. Kulağın şunların üzerine yapacaksın. Yeter artık. Bitsin bu çile. Hem bu rezilliğe büyük babanın da kalbi dayanmaz. Benden evvel gider. Duydun mu evladım? Evet büyük anne. Sen ne dersen ne olur ya. Sen yeter ki rahat ol. Bu dünyada bize rahat yok artık. Nereye gideceğiz? Kırdın kanatlarım hacı. Beni yere vurdun. Nasıl istersen, onağın sahibi sensin. Gideceğimiz yerini soruyorsun. Eyüp laflarının evine gideceksin. Yalnız çocuklar, sizin işiniz bugün olmaz. Yarın Yüksel'le buluşursunuz. Onu Aysel'in üzerine devret. Aysel'in üzerine mi? Ben ne olacağım peki? Senin paylaşamadığın konak mı yoksa bu adam mı? Hacer, sana da Yüksel'e büyük yorumluluk ama hazırlan. Eyüp'e gidiyorum. Sen de Yüksel. Ben bir kurbağa bavulumla bir de maketim var. Bırak şimdi maketi. Benim de bir defa var. Babadan oğla bir miras. Ama şimdi alamayız. Bir otomobile sığmamız lazım. Şimdi alamayız Yüksel. Hadi. Aramızda ayrı ayrı oynatmayalım da bir ikimiz olalım. Neler söylüyorsun sen ya?
Üstadlarım bu kadarına gelemem ben. Tabii gelemezsin ya. Sen romantik etsiz dersin, öyle değil mi? Tango etsin ya. Biz realistiz tabii. Çıplak gerçekçi nesiller. Anneciğim, sevgili anneciğim. Senin neslin var ya, bütün gerçekleri yalan, bütün yalanları gerçek bilmek için yaratıldı. Ah, acaba şu karnımdaki çocuk ne olacak? Bir de onu şunu... Beni o çocuk masallarıyla aldatamazsın, tamam mı? Büyükannen değilim ben. Git o masalları büyükannene anlat. Yani Tekin sana dedi ki çocuğu yok, öyle mi? Sen de inandın. Asla, boş ağzımı arıyorsun. Ne romantiksin ya, asla. Dedim ya, sen bütün yalanları sahibilmek için yaratılmışsın anne. Sus, yeter artık. Ben konuşmuyorum ki zaten. Başımı bu cendere içinde sıkıyorlar sanki. İçim çok kötü oldu. Ben sıkıyorum galiba. Hala sen. Ah, bulmak üzereyim anne. Sen bana gönder. Biliyorsun, en anmak yalanları o söyler. Bir gün sen de anlayacaksın. Aysel. Arslan, kusurum var. Hissettim bu akımın ardını ya, kendim değilim. Tekin, Tekin sen de mi soruyorsun? Of Tekin, seninki mantı yiyince adeta dudaklarını kilitleyip içini konuşturmaya başlamasın mı? Ne dedi biliyor musun? Onunla bir olup seni aldatmalıymışız, yükmeliymişiz seni. Sana hiç böyle bir şey yapabilir miyim Tekin? Aldatabilir miyim ben seni? Of, bilmiyor ki asıl çocuğun benim karnımda olduğunu. Acaba Aysel'den de benden de bir çocuk olsa bunun bir çocuk değil mi? Korkmaz, benim bastonla ölmeye mi geldin? Değil mi? Bastonla. Sen yaşadığımı sanıyorsun ki. Hayat sürelleşti. Hepiniz öleceksiniz. Ama kayıp olduğun üzere çok çabuk gideceksiniz. Devrim, sen de devrim. Sen de devrim bakalım. Sen niye geldin? Sizi almaya geldim. Maketi almaya değil mi? Bunu da almaya geldim ama. Ben de lehanayı almaya geldim. Nerede lehan? Üçüncü katta. Hemen çıkmalıyım. Dur, çıkma. Çıkılamaz. Neden çıkılamadın mı? Elinizdeki teneke nedir büyük baba? Asli tenekesi. Ne olacak? Yakacağım bu konağı. Çıldırdınız mı büyük babası? Çoktan çıldırdım. Sen de olmadan. Yerin farkına varıyorsun. Al maketini de git. Sizi almadan hiçbir yere adım atmam. Konak, levha, maket ve ben. Onlar sana maketini. Maketini al da git. Öldürmeyin beni büyük baba. Ben de mi size lazım değilim? Neyse yüksel. Sen kendine lazımsın. Bırakın çıkayım büyük baba. Sen çıkma. Sen levhayı almışsın. Teslim edici ben. Ellerimle buyur etmeliyim sana. Bekle. Allah için biraz batarsan arkamdan bütün atlarım haram olsun sana. Allah için biraz güzel atma. Açık bir gelin insandan geldim ben. Nişantaşını başına toplayayım da gör. Açık bir gelin insandaş.
konağı bile çıkamadın. Sen de yanacaksın bu konakta, üst kattakiler de. Hepiniz yanacaksınız. Sen neden geldin? Şizan ben ya. Hala buradasın ha. Sen git. Ben levhayı alıp gelirim evlisin sana. Nasıl alırsın reis baba? Ben onu alırım. Sen git. Büyük baba bir dakika. Alamazsınız. Nasıl alırsınız? Her taraf alevlerle topluyor. Ben onu alevlerin içinden de alırım. Sen maketini al da git. Hayır büyük baba bırakmaya çıkayım. Çıkma. Ben alırım onu. Sen alıcısın. Hayır büyük baba. Bırak beni. Allah için. Arkamdan adım atma. Sen bahçeye koş. Ben levhayı atarım sana. Bir adım daha atma arkamdan. Bahçeye koş yüksel. Home was home then, my dear, full of kindly faces. Home was home then, my dear, happy for the child. Fire and the windows bright glittered on the moorland. Song, tuneful song, built a palace in the wild. Now when day dawns on the brow of the moorland, lone stands the house and the chimney stalk. Evet arkadaşlar, şimdi oyuncuları takdim ediyorum. Ağır kumarbazlarımızdan Ömer Lakşi. Diğer kumarbazımız kadife sesli Ayhan Eşen. Genç şairlerimizden Zekeriya Erdik. Güzeller güzeli kızımız Seda Soytürk. Bir diğer güzelimiz Serap Gök. Ve elimizdeki son güzelimiz Pervin Eren. Çapkın sporcularımızdan ve oyun yönetmeni Recep Nehir. Saf ve masum kızımız Kamile Karnak. Nişantaşı'nın gülü Tuğba Tazegül. İşte yüzyılın en terbiyeli mimarı Çetin Özdemir. Nişantaşı'nın son Osmanlı hanımefendisi Zeynep Tatan. Ve işte o geliyor. Osmanlı'nın son emekli büyükelçisi Paşa Dağcı.